Evet, şimdi de benden yorumlarda çok istediğiniz freestyle ve hava toplarında dönerek uçmak, duvardan top götürmenin en iyi eğitimle en hızlı yoldan nasıl öğrenebileceğinizle alakalı birçok bilgi istiyorsunuz. Ben bunları genelde maç içinde veya daha önceki videolarımda anlatmıştım ama bunun yeni versiyonunu istediniz. Yeni versiyonunuzu istediğiniz için size kısa yoldan çalışma tekniklerine veya kendimin nasıl çalıştığıyla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şimdi şu gördüğünüz eğitim modlarını biliyorsunuzdur. Bu özel eğitimler kısmı var. Özel eğitimde biliyorsunuz burada eğitimler var. Şimdi buradan size bir tanesini paylaşacağım. Bir de hangisini paylaşalım? Gerçi iki tane paylaşabilirim sanırım. Bir tanesi şu hava toplarıyla alakalı. Bir tanesi de duvardan top götürmeyle alakalı. Şu iki kodu da açıklamalar kısmında paylaşacağım. O kodları da burada koda göre arat deyip buraya yapıştırdığınız zaman direkt mesela anında yani şuradan koda göre ara dediniz mi biliyorsunuz sadece tek harita çıkıyor. Buradaki haritaları bulup favori alıp favorilerden oynayabilirsiniz istediğiniz zaman. Şimdi gelelim freestyle'a. Öncelikle freestyle için biliyorsunuz yani freestyle dediğimiz olay artık arabanın normal şekilde değil bildiğiniz dönerek gitmesi, dönerek vurmanızla alakalı ve şu arabayı bu şekilde kontrol etmenizle alakalı. Şimdi bu haritaya girdiğiniz zaman 18 tane vuruş şekli var. Yani top bir sağda görünüyor, bir solda ya da siz sağdan soldan gidiyorsunuz, ortadan gidiyorsunuz. Yeriniz ve topun yeri değişiyor bu harita boyunca. Öncelikle yapmanız gereken şey önce bu topa düz gidip düz vurmaya çalışın. Yani önce biliyorsunuz hava toplarında iyi olmanız gerekiyor. Öncelikle çalışacağınız şey top kamerasında veya top kamerasız şu topa vurup gol atmaya çalışacaksınız. Önceliğiniz bu. Öncelik şuradan gidip şu topa vurup bir şekilde bu topu gol atacaksınız. Diğerlerine geçmeyin. Birde de çalışabilirsiniz. Ya da full yani ben şu an biliyorsunuz mouse'um benim şu küçük beyaz bir şey parlıyor. Buraya basınca resetleniyor çünkü. Yani bunun da sebebi burada kontroller kısmında atışı tekrarla diye bir şey var. Bir de tekrarı kaydetti pardon. Atışı tekrarla benim mouse'un belli bir tuşunda bunu kısa yola atayabilirsiniz. Bastığınız anda direkt hemen atışı tekrarlıyor. Sizi diğer bölüme geçirmiyor. Şimdi dediğim gibi öncelikle bunu öğreneceksiniz. Top kameralı ve top kamerasız. Öncelikle şu vuruşu yapıp gol atmaya çalışın. İkincisinde arabayı ters çevirip sadece ters vuruşuyla yapmaya çalışın. Yani düz vuruşu yaptık. Yani biraz sağ biraz sol yaparak da yapabilirsiniz bunu. Ondan sonra düz giderken arabayı Q ya da E tuşuyla ya da aynı şekilde Shift AD'yi kullanaraktan arabanın tersiyle vurmayı ve ters uçmayı öğrenin. Şöyle gidip vuracaksınız, gol atacaksınız. Ondan sonra arabayı düzledikten sonra Q ile döndürüp minik hareketlerle şu S ile arabayı kontrol etmeyi öğrenin. Bakın gene araba bu şekilde Q'ya basıyorum. S'ye basarak bak belli açılarla S ve boost'a basarak arabayı çeviriyorum yavaş yavaş. Dediğim gibi arabayı önce düzleyin, Q'ya basın. Ondan sonra S'ye basaraktan ya da S'de yaparaktan minik kontrollerle bunu yapabilirsiniz. Ustalaştığınız zaman bu kolay değildir. Ya bu işi artık profesyonel döktüğünüz zaman topa direkt çıktığınızda anında bu S ve D kontrolünü yapabilirsiniz. Ama bunu öğrenmek için önceliğiniz topa düz çıkabilmek. Bunu unutmayın. Önce düz vuruşu öğreneceksiniz. İkincisi ters. Direkt ters şekilde vurup gol atmayı öğrenin. İkincisi de ya üçüncüsü pardon. Buradan düz giderken Q'ya basmayı öğrenin. Q'ya basılı tutun ya da Shift A yapabilirsiniz. S ile minik minik kontrollerle ufak ufak dokunmaya çalışın. Zaten bunu biraz ilerletince direkt daha çıkarken hemen anında QS veya QSD şeklinde kullanıp bunu yapabilirsiniz. Bu da bildiğiniz freestyle'a giriyor. Yani dediğim gibi burada artık kendinizi geliştirmek veya yöntemlerinizi belirlemek size kalmış. İstediğiniz tekniği kullanıp istediğiniz şekilde buradan gidebilirsiniz. Hemen şöyle bastığım tuşları size gösteriyorum ama teknik çalışma kısmını tekrardan göstereyim size. Dediğim gibi öncelikle birinci düz vuruş. Hafiften QSD kullanımını yapabilirsiniz. İkincisi ters. Ters gitmeyi de öğrenmeniz lazım. Şu terse de alışın yani. Çünkü arabanın bütün mekaniklerini kontrol etmek istiyorsanız ters, düz, yan her türlü istediğiniz gibi uçabilmeniz gerekiyor. Üçüncüsü de gene aynı şekilde çıkarken Q'ya basılı tutun ya da E'ye hiç fark etmez. Buradan dilediğiniz gibi arabayı havada çevirip vurup gol atmaya çalışacaksınız. Hangisi daha rahat geliyorsa. İstiyorsanız E ile, istiyorsanız Q ile. Ben Q'ya alıştığım için hep Q kullanıyorum. Q ile daha rahat geliyor o yüzden. Yani bunun tekniği önce arabayı düz kaldırmak, Q'ya basılı tutmak, sonra küçük hareketlerle S'ye bastığınız zaman arabanın arkası hareket ediyor. Bu şekilde yön vermeyi öğreneceksiniz. Başta birazcık saçma görünebilir ama ileriki vadelerde işte hızlandığınız zaman
Gerçekten çok tatlı görünecek bu. Direkt çıkıyorsunuz ya topa. Direkt hemen bu şekilde çıkıp hızlı bir şekilde gideceksiniz. Zaten bu 2 ayınızı alır en aşağı. Öyle hemen ha deyince bir iki günde öğrenemezsiniz. Ama bir haftada ilk başladığınızdan çok daha iyi yerlere gelirsiniz yani söyleyeyim. Bunun tamamen çalışma tekniği bununla alakalı. Şimdi ikinciye de geçeyim. İkinci, üçüncüyü falan da göstereyim size. Şimdi mesela burada topun yeri değişti. Burada da farklı bir açıyla topa vurmamız gerekecek. Burada bütün hepsini ne zaman ki 18'de 18 çekeceksiniz freestyle yaparak. Ondan sonra bu map'i bırakıp halka map'inde falan çalışabilirsiniz. Yani halka map'ine de aslında pek gerek yok. Burada da çok rahat çalışabiliyorsunuz zaten. Ya illa atölye map'lerine ihtiyacınız yok söyleyeyim. Atölye map'leri sadece biraz da şova dayalı. Gene şovdan ziyade arabanın kontrollerini yapabilirsiniz ama burada da kendinize emin olun. Çok çok hızlı şekilde, güzel bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Topun yerleri ve arabanın yerleri dediğim gibi değişiyor. Buradan artık yavaş yavaş kendinizi her gün yaklaşık yarım saat, bir saat çalışarak çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Dediğim teknikleri uygulayarak gayet basit bir şekilde yaparsınız. Şimdi gelelim ikinci sorduğunuza. Ah, yanlışa bastık. İkincisi de duvardan top taşımada sıkıntı çekenler. Flip Reset. Hatta bir de belki Brazy'yi ekleyebiliriz. Brazy'nin nasıl yapıldığıyla alakalı Brazy Flip'i veya Tornado Flip ekleyebiliriz. Bunu birazcık eğitim için göstermek istiyorum size. Gene özel diyeceğiz. Favorilerde bu sefer Flip Reset. Şu kodu da paylaşacağım size. Burada da çalışırken sizi topa zaten yönlendiriyor. Topa vurduktan sonra yani aslında ilkini yaptıktan sonra bunu yapması size daha kolay gelecek. Çünkü bunun sebebi hani artık arabayı çevirerek götürmeyi öğreniyorsunuz ya. Yani bunu öğrendiğiniz için bu topu götürmek sizin için çok daha kolay olacak. Buralarda çalışacaksınız. Yani illa döndürmeye de ihtiyacınız yok. Önemli olan şu topun kontrolünü yapabilmek. Bunu da topla aynı anda ayrılıp arabanın burnunu topa çevireceksiniz ve sadece topun önü burundayken bir yere yönlendirmek istediğiniz zaman boost'a basacaksınız. İşin aslında teknik kısmı o. Ayrıldım. Arabanın burnunu topa doğru ayarladım yön tuşlarıyla ve boost'a bastığımda o yöne doğru gidiyor. Buradan tavandan da aynı şekilde yapılabilir. Cancel'ı da vurabilirsiniz. Flip reset alırken de şunu söylemem lazım. Topa vurduktan sonra çok minik bekleyip ondan sonra çıkın. Flip aldım ama çok kötü aldım. Mesela vurdum, anlık durdum. Durduktan sonra flip aldım burada gördüğünüz gibi. Sonra ikinci bir vuruş hakkım daha oluyor. Yani direkt anında topla beraber çıkmıyorum. Topu biraz daha havada kalsın diye. Çünkü biliyorsunuz topla aynı anda çıkarsam topun altına girmesi biraz daha zor olacak. Flip alması daha zor oluyor. Yani ya tavana çarpıyor zaten ya şey olacak. Ama böyle yapıp da çıkarsam flip alması daha kolay oluyor. Flip alma konusunda da bunu bayağı bir çalışmanız lazım. Ben de çok çalışmadım aslında flip konusunda. Flip reset almaya o kadar uğraşmış bir insan değilim yani öyle söyleyeyim. Ama nasıl alacağını biliyoruz en azından. Bir de bunu tavandan da yapabilirsiniz. Tavandan topun altına aslında girip stall dediğimiz olayı yapmanız lazım. Stall'ın da ne olduğunu size şöyle anlatabilirim. Şöyle basıyorsunuz ya tam böyleyken bunu tam yapmak lazım. Niye olmuyor? Normalde bunu aslında daha rahat bir şekilde yapıyorum ben de. Allah Allah. Ya şunların ikisine basılı tutup direkt yapabiliyorsunuz bunu. Bir de şöyle bir deneyeyim bakayım. Normalde şöyle inerken şöyle yaptığınızda top böyle tam üstünüzdeyken yaparsanız topun altından reset alıyorsunuz. Buna bayağı bir çalışmak lazım. Tam altına geldik. Şuradan alıp bir daha vurabilirsiniz. Tabi bunu düzgün almak lazım. Buna da iyi çalışmak gerekiyor. Stall'ı da zaten bastığım tuşları görüyorsunuz. Bir tane aldım orada. Yani şu 3 tuşa aynı anda basıyorsunuz ama bunu çok iyi yapmanız lazım. Şu hareket stall oluyor. Yani bu havada ters düşerken size şöyle bir fayda sağlıyor. Diyelim yere düşüyorsunuz. Tam düşerken buna bastığınız zaman tabi basamadık. Tam düşerken
havada araba ters bile olsa durmanızı sağlıyor. Normalde biliyorsunuz bunu bastığınız zaman arabanın anında çat yapıp yere düşmesi lazım. Ama stall yaptığınız zaman hani yarım saniye ile bir saniye arasında daha kalıyor ve reset almanıza da sebep oluyor bu. Bu şekilde de reset alma imkanınız var. Tabii buna çalışmanız lazım dediğim gibi. Ondan sonra başka ne gösterebiliriz? İşte Voltaire Dribble'da da ilk size yaptığım şeyi öğrendikten sonra topu zaten taşımanız kolay olur. Vurdunuz. Arabayı artık zaten QSD yöntemiyle ya da artık E ile öğrendiğiniz için dilediğiniz gibi topa doğru yönlendirebilirsiniz. Air Dribble'da bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Yani bu maplerde gireceksin. Günde 1 saat, 2 saat. Kendini biraz iyi hale getirene kadar hızlı vuracaksın, yavaş vuracaksın. Top birden fırlayınca ha diyeceksin ki demek ki öyle çıkmamam lazım. Biraz daha yavaş vurayım. Bunu bu şekilde günlük olarak 1 saat, yarım saat, 45 dakika artık ya 2-3 saat ne kadar hızlı öğrenmek istiyorsan, ne kadar çok çalışırsan o kadar çabuk öğrenirsin. Bu şekilde yaparak da kesinlikle ve kesinlikle Air Dribble'ına, Flip Reset çalışmak istiyorsan Flip Reset'ini geliştirebilirsin. Dediğim gibi ilk haritadan başla, ikinci buna çalış ya da buna da çalışabilirsin ama şöyle bir şey, topu dönerek değil normal dribble çalışabilirsin. Direkt bu şekilde yönlendirmeyi de öğrenebilirsin yani buradan. Aldın. Arabanın burnu görüyorsun, top da burada. Şöyle vurup taşımaya çalışabilirsin. İlla hani dönmeye de gerek yok yani. Dönmek sadece freestyle çalışmak için. Tabi Air Dribble'ın kendi de zaten hani freestyle gibi sayıldığı için neredeyse. Ama tabi böyle götürmek daha güzel olur. Çok güzel bir klip almanıza sebep olabilir. Bunu da çalışın derim. Ondan sonra gelelim flick atmaya gene. Bunlar sizin hani gol atmanızı hem güzelleştirip hem de yeni goller, yeni şekillerde goller atmanız için çok güzel eğitimler. Şimdi Brazy Flick'te öğrenmeniz gereken şeylerden biri topla giderken şöyle yapıp topu böyle kaldırmak. Yani böyle gidiyorsunuz ya. Şöyle yapıp topu böyle zıplatmak. Yani gidiyoruz. Hafiften çevirdim. Şöyle kaldırıp burnuyla topu kaldırıyoruz. Yani önceliğiniz şunu yapabilmek. Böyle giderken buz kontrolüyle yapıp sonra bu şekilde kaldırabilmeniz gerekiyor. Şunu bir anlayın yani. Şöyle yaptığınız zaman topu kaldıracaksınız. Bunu topla yapacağız. Topu biraz hızlandırıyorum. Yapıp şöyle yaptığım zaman şu burnunu topa denk getirirseniz Breeze oluyor bu. Breeze flick oluyor. Bunu her seferinde ben de yapamıyorum. Şöyle kaldırıp daha düzgün bir şekilde atmak lazım. Ama bunu en güzel şeklini Allah'ım dışarıdan bir Ferdi Tayfur'la araba geçiyor. Tam şöyle şeyde. Kafayı yemiş insanların. Topun tam beyazlaşma anındayken yaparsanız çok daha güzel görünüyor. Biraz daha hızlandırmam lazım. İşin hani Breeze'ini atmanın tekniği tamamen şöyle yapıp Breeze ile geçiyor. Buna benim de çok çalışmam lazım. Yani bunu her zaman yapamıyorum. Bunu tam tutturmak için çok çok çalışmanız lazım. Breeze gerçekten çok zor. Bunu biraz daha kaldırsaydım tam Breeze olabilirdi. Yani Breeze'in tekniği aslında bu şekilde. Yani şöyle kaldırdınız mı? Brezi flick tam olarak bu oluyor. Bunun gibi aynı şekilde bir de şöyle vuruşlar var. Bu tornado fileye giriyor. Yani mesela 1v1 oynuyorsunuz adamla. Topu tuttunuz. Topa giderken şöyle kaldırdınız. Bir tane vurdun şöyle. Veya bunun daha sertini. Adam zaten bu topu tutamaz. Şöyle vurdun mu anında gol atarsın ya. Adam bu vuruşu senden kesinlikle beklemez. Onun haricinde yine aynı böyle giderken yani daha değişik vuruşlar da yapabilirsin. Mesela ne yapılabilir başka? Ya bunun normal flick de var aslında biliyorsunuz şunu atmayı. Bu zaten hani adamı şaşırtıyor çoğu zaman. Ve bunun 360 tam ters dönmüş hali var şöyle. Şöyle tersten de atabilirsin biraz daha kaldırıp. Şöyle arkalama bir şekilde. Bunların hani eğitimine bol bol çalışmanız lazım. Bunları kendiniz de geliştirince özellikle gelişmek istiyorsanız, 1v1'inizi geliştirmek istiyorsanız ve yani gol atmanızı, becerinizi geliştirmek istiyorsanız 1v1 gireceksiniz. Bol bol 1v1 oynayacaksınız. Ondan sonra 2v2, 3v3'te bir adamla karşı karşıya kaldığınız zaman çok rahat bir şekilde adama gol atabilirsiniz. Yani buradan çalışma şekilleri tamamen size kalmış bu arada. Hani bu topu tutup böyle taşımayı da yapabilirsin.
Mesela topu tuttun. Topu kaldırıp buradan taşıyıp götürmeye de çalışabiliyorsun. Bunun daha iyisini de yapabilirsin. Yani buradan tutup karşı kaleye kadar götürebilirsin bile. Bunları nasıl yaparsın? Çalışmakla. Bu şeyi de nasıl yaptığımı merak ediyorsanız back slot'la oluyor bu hani direkt topu üzerime alma muhabbeti. Sanırım başka söylemem gereken bir şey yok. Yani size söylediğim şu üç şeyi yaparsanız oyun içinde güzel golleriniz de olur. Güzel bir şekilde kendinizi freestyle olarak geliştirebilirsiniz de. Ve bunun normal Masti'si vardı. Masti'de şöyle yaparsan şöyle biraz daha havaya kaldırmanız lazım. Ben Masti ile Breezy'yi çok çalışmadığım için hani çok usta değilim bu konuda. Ama nasıl yapıldığını biliyorum. Anca böyle denk gelmesi lazım ki şöyle patlatacağım böyle yapacağım. Sadece bunu size teknik bilgi vermek amaçlı söylüyorum. Yani bunu çalışırsanız emin olun benden 1000 kat daha iyi yaparsınız. Yani bunu her seferinde yapmak biraz zor oluyor ama örneğin ben 10 kere yaptığımda 3 kere ya da 4 kere yapabiliyorum. Sen 10 kere yaptığında 7-8 kere, 9 kere veya 10'da 10 bile yapabilirsin bunu çok çalışarak. Bunlar birazcık hani senin eğitimine, senin çalışmana kalmış bir şey. Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Yok. Kendinizi dediğim gibi geliştirmek istiyorsanız bu gördüğünüz normal serbest eğitimde yani serbest oyunda şuradayken zaten bol bol geliştirebilirsiniz. Back mode'un yardımıyla da zaten topa 4'e bastığım zaman direkt hemen hızlıca topu alabiliyorum. Nasıl alıyorsun diye merak ediyorsanız da back mode'la alakalı zaten YouTube'da da bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Bu şekilde freestyle, ondan sonra air dribble, flip reset, başka neye gösterdik? Brazy, ne bileyim, tornado flick. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur size. Başka öğrenmek istediğiniz birkaç tane daha şey var aslında. Onların bazılarını da ben de bilmiyorum. Mesela tavanda geri geri arabayı götürüyorlar. Normalde yere düşmeden. Çok enteresan bir şekilde. Onu ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Onlara bir bakmam lazım aslında size de göstermem için. Çünkü hiç kullanmadığım bir mekanik. O tam freestyle'lar yapıyor. Benim size gösterdiğim freestyle'in başlangıcı. Hani en azından bir diamond şampiyon civarında artistik gol atabilirsiniz. Güzel görsel bir hani karşınızdaki der ki oha ne biçim oynuyor falan diye. Ya da yanınızdaki bir arkadaşınız hani gayet hoşuna gider böyle bir gol görmek. Umarım faydalı olmuştur. Gene sonra aynı şekilde bu tarz videolarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Görüşürüz.